Abi gündemi soruyoruz. Biliyorsunuz ülkede gündem sürekli değişiyor. Vatandaşın gerçek gündemi nedir? Bunu araştırıyoruz. Vatandaşın gündem sistemi şudur. Nedir? Vatandaş ne yaptığını bilmiyor. Şuna ben 80 lira verirken 120 lira verdim şimdi. Şimdi bunu siyaseti karıştırmıyorum. Evet. Hükümete yazarlar. Hükümetin hatası yok. Ben bunu bir hafta ve 80 aldım. Şimdi 120 lira. Demek ki bizim halkımız gözü aç, karnı tok. Bir hayat pahalılığı var. Bu arada sadece bunun fiyatı değil. Fiyatı düşen hepsi, hiçbir şey yok. Hepsi öyle. Hepsi öyle. Ama hep hükümete şimdi bağlamıyorsunuz burada. Allah sonumuzu hayır etsin. Peki sebebi ne abi? Hükümete bağlamıyorsunuz ya durumun. Sebebi ne peki bu durumun? Ya şimdi sebebini ayrıntı yapamıyorum. Tahmin edemiyorsun. Ahmet de kardeşim, Mehmet de kardeşim. Evet. Solcu da kardeşim, AK Partili de kardeşim. Tabii. Din kardeşiz biz. Ayrımlar çok var. Fesatlıklar çok var. Bir taraftan da birini yıkacağız, birini yapacağız. Allah sonumuzu hayır etsin. İnsanlardan kaynaklanıyor diyorsunuz yani siz, öyle mi? Biz bize yapıyoruz bu zamları diyorsunuz. İnsanları %75'i insanlardan kaynaklaşıyor. Hükümetle alakası yoktur. Ben onu gördüm. Pazara gittim, soğan 15 lira olmuş. Hükümet mi 15 lira yaptı hemen soğanı? Yok. Hükümetin elinde olan şeylerin anlaştık fiyatı da yükseldi ama. Hükümetle olan şeyler elinde de şey yapıyor ama bizim insanlarda da fesatçılık çok var. Fesatçılık fazla yorum yapmaya gerek yoktur. Hadi bir şey değil. İyi günler. İyi günler abi. Buyur efendi. Güldün. Niye güldün abi? Neye güldün? Tabii. Dayım sen nerelisin? Ben mi? Gümüşhaneliyim. Buyur. Söyle. Dudak bükme. Söyle. Gerçeği söyle. Ben ne söyleyeyim dayım? Ne? Senin yani konuştukların haklı yani. Tayyip'in sen bir numaralı adamsın. Yapacak bir şey yok. Ben Tayyipçi değilim. Emeklisin değil mi? Bir dakika. Tayyipçi değilim ben. Abi, emekli de olayım. Abi destekliyorsun önemli ama. Önemli olan değil. Ama destekliyorsun. A'da bir, Z'de bir. Benim için, vatan için, millet için çalışan herkes benim kardeşim. Ben onu hürmet ederim. Hizmet önemli. Peki abi şunu sorayım. Hizmet önemli. Abim ne yaptı hizmet? Ne yaptı hizmet? Bir şey yapmadı. Şunu sormak istiyorum abi. Sen bana anlat ya. Türkiye, ülkemiz bir seçim havasına girdi. Şey yapmayalım, tartışmayalım. Size de sorayım abi. El işinde kavga yapmam. Sen de benim kardeşimsin, bu da benim kardeşim. Abi önümüzde bir seçim var. Seçim havasına girdik. Oyunuzun rengi ne olacak sizin? Sağ olacak. Hangi partiden yanalım? Oyunun rengi sağ olacak. Hangi partiden yanalım? Olacak abi? Hangi, bir sürü sağ parti var. AK Parti abi. Ben MHP'liyim. MHP'ye mi vereceksin? Evet efendim. Sinan Ateş'in hesabınızı niye sormuyorsun? Ben o kadar bilgim yok. Soramazsın. Bilgim yok. Bilgim yok. Top Bahçeli'ye oy vereceksin. Ben MHP'liyim. Sinan Ateş'in hesabını biz soruyoruz. Ya sen sorabilirsin de ben soramam kardeşim. Niye biz tartışmaya gelmedik buraya. Arkadaş dedi ki niyetin nedir, amacın nedir, şudur budur. Hizmet mi? İyi kötü hizmete görüyoruz. Hizmet yapılmayan şeyler de görüyoruz biz. Peki eyvallah. Gözümüz hepsini görüyor burada. Halkımızı da biliyoruz. Ben de esnafım, esnafım. Ben Kürdüm. Ama ben Sinan Ateş'in hesabını da soruyorum bak. Senin gibilerine soruyorum. Yazık ama. Benden sorma, ben çalmadım, çırpmadım. Benden çalmadım, çırpmadım. Sen diyorsun ya ben MHP'liyim. Sana o hesabı sorman lazım. Ben ülkücüyüm ben. Daha beni niye sen yadırgıyorsun? Hayır Sinan'ın Minan'ı da. Hayır Sinan'ın Minan'ı değil deme. Tek tek konuşalım abi. Şimdi bak. A'da da iyisi var, C'de de iyisi var, O'da bir iyisi var. Abi adam öldürüldü, öldürüldü. Çocukların gözü önünde öldürüldü ya. Sen daha onun haberi yok ondan ya. Ya ben cahil adamım. Ben cahil adamım. Ama önünü görmeyen de önünü görmeyen. Sen bilinçli bir insansın ama sen kendini şeye vuruyorsun. Öyle değil, yazık. Bu ülke hepimizindir. Bak ben dedim ya, ben Diyarbakırlıyım, Kürdüm. Ama bu ülke bizim hepimizindir. Bizde Kürt Türk yoktur. Ama eğer Cumhurbaşkanı seni seviyorsa, beni sevmiyorsa benim değil demektir. Herhalde. Benim ona değil eyvallah demektir. Ona eyvallah. Aa, ona eyvallah. Ya onun hesabını soracak. Bak ben diyorum ki hem seni hem beni sevsin. Hem seni hem beni sevsin. Sinan Ateş'in hesabını soruyorum sen. Sen kim olduğunu bilmiyorsun. Bak ben biliyorum. Ya Sinan Aygün, Sinan Aygün benim yakın köylüm. Gümüşhane köylüm. O çaldıysa bir de bir memlekette. Bak bir dakika canım. Bu memlekette, iyi de var, kötü de var. Şuradaki halkımızın hepsi iyi değildir. Abi siz konuyu biliyor musunuz? Birimiz kötüdür, birimiz iyidir. Abi bir saniye. Sakin olun. Siz konuyu biliyor musunuz? Sinan Aygün'den bahsetmiyor abiler. Sinan Ateş'ten bahsediyor. Ateş. Öldürüldü ya biliyorsunuz. Sen diyorsun bilmiyorum. Bu MHP'liydi o. Ya sen de değilsin. Yanlış konuşma. Hayır, yanlış konuşma. O aparatul. Biz onu şey yapmıyoruz. Bak ben diyorum ki bak senin güvendiğin davanın lideri olan Sinan Ateş öldürüldü diyorum bak. Ama sen niye onun hesabını sormuyorsun? Bak ben HDP'liyim, ben onun hesabını soruyorum. Küçük
Benim, ay yetmiyor değil bak söyleyeceksin. Konuşacağım. Halen diyorsun şeylere... ben sağ partiye oy veriyorum. Ya şimdi gücüm yetmiyor. Ben sağcıyım kardeş. Tamam sağcısın ben saygı duyarım. He. Sen niye sana... Sen hedefliyim dedin mi? Evet. Saygı duyarım. Bak ben de diyorum ki ben de sen... Sen de bana saygı sağcısın demiyor abi ya. Yanlış anlıyorsun. Niye sağcısın demiyor. Ben diyorum ki... Ver oyunu. Ya o Sinan Ateş'e efendim ya söylerim niye soru sormuyorsun? Ben o dala uzanamıyorum. Hesap soracağım. Hesap sormuyorsun. Ben o dala uzanamam. Neticede bir vatandaş değil misiniz abi? Ben vatandaşım ama uzanamam. Bak onun hesabını... Az önce bir tane dayıya ben de sordum. Sinan bağırıyor, çağırıyor, gençlere çağırıyor. Sinan Ateş dedim, dayı sustu gitti. Görüyorsun. Ya bu da bir şey. Ben istifa ettim bak, komple her şeyimi bıraktım. Musun Yazıcıoğlu 1, Fırat Çakıroğlu 2, Sinan Ateş 3. Bunların hesabını kim verecek? Niye sormuyorsun? Bak ben dayıcığım, bu iş sizlerle olmayacak. Bu iş bizlerle olacak da sizin bir artık köşeye çekilmeniz lazım. Benim korkum yok. Bak sen korkuyorsun diyor, benim korkum yok. Böyle sessiz kalırsan onun hesabını kimse veremez. Anladın mı? Bak şu anda ben Türk bayrağına bir tane genç fenomen prim için video yapıyor bilmem ne, altına yorum yaptım diye bana 1 sene 6 ay ceza verdiler. Gene devam edeceğim. Musun Yazıcıoğlu başa gelecekti, gitti. Ölümünden hala ses seda yok. Ailesi, akrabaları, arkadaşları, dostları hala arıyor. Verin diyor. Yok. Sinan Ateş'in öldürenin kellesini size vereceğiz dediler. Hala yok. Ya bu Turan ülkesini biz gençler olarak kuracağız da ama sizin artık bir eyvallah demeniz lazım. Biz kuracağız da sizin artık şu oy moydan bir çekilmeniz lazım ya. Ya bizlere emanet. Çünkü bizde korku yok. Geçti artık. Bizde korku geçti. Yok. Tamam ben de sizinle beraber. Oturan ülkesi kurulacak. Savaşa gidelim istediğin yere. Gene peki partiden neden istifa ettin hocam sen? Abi Sinan kaçıncı bu? Daha kaç tane can vereceğim lan? Yeni mi istifa? Önceden şehit haberi verildiği zaman evde ateşler yanıyordu ya. Bayraklar asılıyordu. Bir tane daha şehit verildiği zaman herkes evde televizyonunu açmazdı ya. Şimdi 10 tane 20 tane şehit haberi veriliyor. Kimseden ses seda yok. Hala herkes hayatına devam ediyor. Kimsenin umurunda değil. Ne olacak? Açın hani... şimdi bir YouTube'u ya da bir eşiniz dostunuz askerse dağda nasıl cebelleşiyorlar? Ya bittik artık ya. Ya bu artık 45-50 yaşından sonrasının oy kullanmaması lazım. Yaşlılar yüzünden hala ya. Bırakın gençleri bitsin artık ya. Bırakın Sinan Ateş'in intikamını alalım. Musun Yazıcıoğlu'nun intikamını biz alalım. Biz kalkındıralım ülkeyi ya. 10 tane şehit haberi geliyor. Herkes hayatına devam ediyor. Hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. Ama Ateş diyorlar ki Ateş düştüğü yeri yakıyor. Ya bu 45-50 yaşındakilerin sonu bir an önce bırakılması lazım. Önümüzde bir seçim var hocam. Ne olur bir tahminin, bir öngörüsün var mı seçimlere dair? Önümüzde bir seçim var ya. Abi seçim ne CHP'yle ne HDP'yle ne AKP'yle, özellikle MHP. Bu her şeyin başı MHP. Bu adamı bizim başımıza getiren de MHP. Bizim gençlerden yeni bir partiden olacak bu iş. Öbür türlü yok CHP'ymiş. Adam hala koltukta ya. Ya bir bırak git artık da. Yok elektriği kesildi. Yok şu oldu. Çocuk gibi. MHP desen artık yaşlandı. Sırt veremiyor. AK Parti desen zaten belli. Adam askeri ücret 8,5 milyar maaş alıyor. Antalya'da en düşük evin kirası 6-7 milyar. Adam ne yiyecek? Ben çalmadan çırpmadan onun evine girmeden ben nasıl geçineceğim? İktidarı sen de galiba destekledin daha önce. Dini kullanarak zaten dinden soğuttular. Din zaten soğudu. Din bitti. Hele hele şu an Z kuşağında din yok. Amaçları da zaten bu. Dinden soğutmak. Din bitti. Önceden bir evde namerem gözülmeksin diye perdeler çekilirdi. Ben gördüm 25 yaşındayım. Şu an o da yok. Yani bu ülkenin kalkınması için 45-50 yaşından sonrakiler oy kullanmayacak. Turan ülkesi yakın. Biz onu kuracağız. Ama o Sinan Ateş'in, Fırat Çakıroğlu'nun, Mus Yazıcıoğlu'nun intikamı da alınacak. Ama 45-50 yaşından sonrasılar bir gitsin artık ya. Ben 7-8 aydır gelmeye çalışıyorum. Öncelikle Arif abi, evet. Mehmet abi bulmaya çalışıyordum. Ondan sonra iyi oldu bu. Gündemimizde ekonomik sıkıntısı var abi. Ekonomik neden ekonomik? Ya sen kendi vatandaşını dışlayıp yerine yabancı parası olan insanlara getirirsin. Yani buradaki bütün varlıkların hepsi yabancı insanlara hizmet eder abi. Ondan dolayı benim ülkemde kanunlar var. Kanun niçin vardır abi? Namuslu insanların gerçeğini ortaya çıkarmaya hizmet eder kanunlar. Eğer bu ülkede adalet yoksa bu kanunlar belirli namussuz insanların namussuzluğunu kapatmaya hizmet eder abi. Ondan dolayı adalet yok. Yani 3. sınıf, 4. sınıf insanlar da şu anda. Ondan sonra bu kadar yani. Biz burada zaman zaman denk geliyoruz. Malum Antalya tatil şehri. Birçok ülkeden insanlar geliyor buraya. Ya onların gündemi belli. İşte tatil yapmak, bugün nerede yemek yesem gibi gündemleri var. Bizim gençlerimiz neden gündemi ekonomi? Neden farklı şeyler düşünemiyoruz biz? Neden farklı? Ya gençlerin istediği şey şu anda ben dört dörtlük bir şey istemiyorum abi. Dört dörtlük şey Allah'a mahsustur yani, mükemmellik demektir. Ondan sonra biz siyasetle de pek bir alakamız olmaması gerekiyor şu yaşta. Ben de okuyan bir insan olarak abi şu anda siyasetten dolayı sabah açıyorum telefonumu. Başlıyorum senden abi, anlatabildim mi? Mehmet Koyuncu'dan başlıyorum, Arif abiden başlıyorum. Ondan sonra bu biraz acı verici bir şey tabii ki de. Kötüye gidiyoruz, bunu söylemem gerekir. Bu acı bir şey ama istatistikler de şunu gösteriyor ki ben de burada elinden geldiğince gençlerle konuşmaya çalışıyorum. İstatistiklere inanan bir insan değilim. Birçok genç şu anda yurt dışına gitmek istiyor, böyle hayalleri var. Hani eskiden başkaydı hayaller, şimdi böyle evrildi. Senin de böyle hayaller
bilgilerin var mı? Ya yok, ben genellikle bu topraklar 725 bin kilometre kare sınırlar içerisinde. Türkiye Cumhuriyeti bir Maraşel'in kurmuş olduğu bir topraklar burası. Yani 2-3-5 tane çapulcuya bırakacağımızı zannetmiyorum abi ben. Bu 3-5 tane çapulcudan kastım da sansür yasası var muhtemelen burada şu anda. 3-5 tane çapulcuya bırakacağımızı zannetmiyorum abi ben bu ülkeyi. Gene gidenler değil, kalanlar kurtaracak bu ülkeyi. Ben de kalanlardan birisiyim bu ülkeye. İstediği kadar ekonomik, Allah gönlüm biliyor, tek kişi kalsam şu ülkede. Yani böyle bir silahım yok yani. Ama düşüncemle doğru yolda olduğuma eminim ben. Baktığın zaman geleceğe doğru ne görüyorsun? Bir ya bir tarafta Atatürk'ün kurmuş olduğu ülke var. Ben ölsem de benim ülkem payidar kalacak dönem diyen bir Maraşel var ortada. Benim yerimde bir Tayyip Erdoğan var. Ben gitsem ortalık yıkılır vesaire vesaire. Ya bırak ya bu işleri. Sen kimsin ya? Nasıl olmaz yıkılır ama bu ülke? Sen neticede bu ülkenin bir geleceğisin. Hani olmaz ama. Bizleri yönetenler şu an seni izliyor, dinliyor olsalar da ne söylerdin onlara? Ne söylemek isterdim ya? Bu ceza olacak bir kere yani. Adaletin ve doğruluğun temsil ettiği her yer benim için mahkemedir bir kere. Ya mahkeme dediğim şey savcı, hakim, avukattan oluşan bir kapalı olanın içerisi değildir yani. Ondan dolayı ben bu bizi yönetenlerin sadece benim yerimde, hatta normal şuradan birini çevirelim, üçüncü sınıf bir vatandaş olsun abi onlar da, bu tadı görsünler. Nasıl bir şey olduklarına bir bilsinler, anlatabildim mi? Şimdi ben çok görüyorum burada, burada konuşmaktan korkacak olan insanlar var yani, üst düzeyde. Yani insanlar genelde sadece konuşanları izliyor ama konuşmayanlar daha çok. Arkasını bilmiyorlar, sizin bana ödenek ödediğinizi onlar bilmiyorlar mesela, stopaj vesaire, sigorta. Yani şu anda şu konuştuklarımı, ya saygı yok abi, anlatabildim mi? Saygı olması gerekiyor. Yani senin desteklerini desteklemek zorunda değilim abi. Sen Atatürk'ü sevmek zorunda değilsin. Yani şu anda ülke ikiye ayrılmış. Osmanlıcılar ve Atatürkçüler. Yani Osmanlı'ya saygı duyarım abi. Yani kurduğu toprakları da biliyorum. Kendisi yıkmış olduğu toprakları da biliyorum. Anlatabildim mi abi? 3-5 tane çapulcu, 3-5 tane, 2 tane sarhoş diyerek adlandırdığı Maraşel bırakmış abi yani, anlatabildim mi? Biraz araştırmak gerekir. Yani ne kadar ülkemiz şu anda zinciri veya anahtarı farklı insanların elinde olursa olsun abi, onların anahtarı onların neyse, bizim gibi gençler de o anahtarın dişleridir abi. Bizsiz bu kapı açılmaz da kapanmaz da, sıkıntı yok. Giden gitsin yurt dışına, ben buradayım. Benim gibi insanlar, çoğu insan burada. Burası Antalya, ben Kayseriliyim bu arada. Evet. Planın var mı diye soracak olursan ileriye dönük, bir şu 2023'ü bir atlatalım da abi. Şimdi plan kurmuyorum yani. Geçen arkadaşımı aradım, borç istedim. Kanka diyor, ayakta duracak param yok diyor. Oğlum ayakta durmak bedava derim. Kandırmışlar seni. O dereceye düştük yani. Anlatabildim mi adam? Var mı senin başka eklemek istediğin senin bir şey? Eklemek istediğim bir şey var mı? Çok vardı abi. Ben kendi kendime telefonu kapattıktan sonra konuşuyordum. Ya bunları söyleyeceğim, bunları söyleyeceğim. Ya burası biraz farklı bir atmosfermiş. Öyle oluyor yani. Söylemek istediğim ne var abi burada? Dayılar mesela halinden çok memnun. Şimdi birçok sıkıntıdan bahsediyorsun sen ya. Sadece sen değil bu arada. Birçok insan şikayetçi bazı şeylerden, gidişattan. Ama şöyle geriye baktığımızda 20 yıldır bizi mevcut iktidar yönetiyor ve biz oy veriyoruz 20 yıldır. Bu kadar çok sıkıntı varsa niye oy veriyoruz madem 20 yıldır? Ya şu ana kadar biz öyle biliyorduk. Yani 2000 kaç bu İstanbul seçimlerinden ortaya çıktı zaten. Sandıklar, mandıklar vesaire. Seçimlere yaklaşırken patlamalar vesaire vesaire. Suçsuz yere ölen insanlar. Ya ben zannetmiyorum yani. Ben sana sormuyorum neye verdin diye. Sadece kazanan hükümete televizyonlardan öğreniyorsunuz. Sandıkların içini bilmiyorum abi. Yani belki de vermemişizdir. Belki de böyle bir şey vardır. Şimdi yani önümüzde bir seçim var. Bir tahminin var mı? Bir tahmin yürütebiliyor musun? Ne olur? Şimdi Cem Uzan dediği gibi de yani zamanında seçim yapabilirsek zil takıp oynayacağız abi. Çünkü Tayyip Erdoğan kaybedebileceğini bildiği bir seçime gitmez. Tayyip Erdoğan çok akıllı bir siyasetçi. Üst düzeyde. Yani ama satılmış diyebilirim abi ya. Geçmiş artık ondan o iş. Yani sen bu ülkeye geldiğinde böyle yüzük parmağını gösterip de ben ondan sonra şimdi Almanya bitmiş diye insanları kandırıyorsun. Almanya'nın üretmiş olduğu korumalarına kadar arabaya biniyorsun. Senin binmiş olduğun araba Almanların arabası. Ya abi yani kandır yani. Buraya da bir eşekleri anlatsan güler bu eşekleri. Anlatabildim mi abi? Yani bunları söylememek vatan hainliği diyorlar ya, terörist diyorlar. Olabiliriz abi. Ben de teröristlerin birisi olabilirim belki de. Evet öyle muhtemelen. Ya, sıkıntı yok. Ben zulüm de gördüm. Esirgeme yurdunun belirli bir müddetinde yetiştim ben. Benim bacaklarımın buraları hep iz içindedir yani. Telizi olsun. Gördüm yani abi. Cezaevinde mi korkacaklar beni? Ne yapacaklar ya? Bir an önce bir şeylerin olması gerekiyor abi. Çünkü Tayyip Erdoğan gittikten sonra çırılçıplak bir ülke kalacak. Her şey bitmiş yani. Şu ana kadar 2020'den beri bütün fabrikalarımız bize yeterken son 8-10 yıldır bitmişiz yani abi. Anlatabildim mi? Yani sen burada Rize'den fındık üretiyorsun. Bunu Katar'a gönderiyorsun. Nutella'yı euro usulü olarak alıyorsun. Ve çıkmış adama bunu diyor ki hadi kanıtla diyor. Neyini kanıtlayayım da? Ortada işte her şey. Ben gidip geliyorum, bu Aksaray Sultanahmet ilçesi var. Orada şeker fabrikası var, bal küpü. Çiftçilerin emekleriyle kurulmuş bir fabrika. Burası Katar'ın ve Cezayir'in bayrağı sallanıyor önünde. Hemen gidip de istediğiniz zaman da görebilirsiniz orayı. Hani gözle görüyoruz abi yani. Ben gözüme hakaret etmem. Konuşurum, korkmam da. Yani evde de bekliyorum abi. Anlatabildim mi? Kapımın her an çalması.
insanı. Hangi konuda? Tarih desen tarihten bilmem. Siyaset desen siyasetten bilmiyorum. Gündeminizde ne var abi şu anda? Sizi meşgul eden. Soruya bağlı. Ya, sizden önce birçok insan ekonomiden dem vurdu. Abi ekonomi her zaman iyidir. Şu anda iyi diyorsun. Kötü ekonomi yoktur abi. Kötü yönetim vardır. Tabii evet doğru. Haklısınız. Hiçbir dünyanın bir yerinde kötü ekonomi yoktur. Peki mevcut yönetimden memnun musunuz? Ne var abi, memur maaşını alıyorsa, emekli maaşını alıyorsa, ülkede bir sıkıntı yok, kriz yoksa. Memurun aldığı maaş kiraya yetmiyorsa? Abi o ev sahiplerinin terbiyesizliği. Ha, ev sahiplerini bağlar diyorsun. Tabii. Hadi. Baktığınız zaman bir taraftan da hiçbir şeyin fiyatı düşmüyor. Sabit de kalmıyor bu arada. Bakacak, olay ne biliyor musun? Diyecek ki asgari ücretin dörtte birine ev kirası geçmeyecek Türkiye genelinde. Evet, bir denetim şart yani. Yani ben bir sigara İstanbul'da da 30 liraya alıyorum, burada da 30 liraya alıyorum. Baktığınız zaman mesela geçen yıl, daha önceki yıllar ev fiyatları, kiradan bahsetmiyorum, normal ev fiyatları mesela 300-500 bin lira bandındayken şimdi 3 bin, 3 milyon, 4 milyon olmuş. Ev fiyatları böyle yükselirken ama kiraların yükselmesi. Ne yapacak? 5 milyon yatsa ne edecek yani? Alan olmayacak, şişiriyorlar. Alan olmuyor mu diyorsunuz? Alıyorlar. Ya yabancılar alıyor. Parası olan alıyor. Ve vatandaşlık veriliyor bu insanlara. Orasına bir şey diyemem çünkü devletin işine fazla karışılmaz. Vatandaşsınız ne demek? Devletsizsiniz. İşte diyorum. Ona devlet karar veriyor. Yargı karar veriyor. Ona ben karar veriyorum. Eleştiremez de miyiz yani? Yorumlama yapamayız. Eleştiremem abi. Çünkü içeriğini bilmediğim şey eleştirmem yanlış olur. Hayır, doğru mudur yanlış mıdır? Yani yabancılara vatandaşlık verilmesi doğru mu sizce? Bence yanlış. Abi işte bak bir şey söylüyor. Ben yorum yapıyorum bakalım. Yargı karar veriyor ben değil. Şimdi ben ne desem boş. Adaletli midir adaletsiz midir demiyorum. Yani bu insanın cezaevine atalım işe, mı demiyorum ki. Bu işe yargı karar veriyor ben vermiyorum. Abi geçim sıkıntısı ya. Birçok insan senin gibi geçim sıkıntısı diyor. Neden? Şu an çalışıyorum abi ben. Mesleki eğitimde okuyorum. Aşçılık okuyorum. Abi bizim maaşımız stajyer maaşı belli 1200 lira. Asgari ücretin %30'u. Ondan çok sıkıntılıyız. Yani başka geçim derdimiz yok. Ben aileme de fazla bulaşmamaya çalışıyorum o konuda. O yüzden yani geçim sıkıntısı. Başka derdim yok şu an. Burası Antalya tatil şehri. Görüyorum birçok insan buraya tatile geliyor. Görüyoruz. Sen tatile gidebiliyor musun mesela? Bizim neden derdimiz ekonomi geçim? Kral ben Fethiye'de yaşıyorum. Buraya gelmemin sebebi amcam gibi burada yaşıyor. Tatil benim için o yani. Bak şey tatilim yok benim. Lükse kaçıyor burkunuz. Geleceği nasıl görüyorsun? Ben senin yaşındaki gençlerle konuşuyorum. Birçoğu yurt dışına gitmeyi falan hayal ediyor. Yurt dışı tabii herkesin hayali de ben önce kendimi eğitmeyi, kendi mesleğimle daha çok ileri sürmeyi planlıyorum kendimi. Kendim markamı oluşturduktan sonra Allah'ın izniyle büyük ihtimal yurt dışına da açılmayı düşünüyorum. Franchise şeklinde o şekilde yani. Çünkü uğraştığım meslek ileri ucu açık olan bir meslek, aşçılık mesleği. Ben bir de alakart, İtalyan alakartında çalışıyorum o yüzden. Kaç yaşındasın peki? 17. Onu kullanamayacaksın galiba. Aynen. Kullanabilseydin kime verirdin oyunu? Kral ya Ümit Özdağ ya da Cem Uzan'a. Cem Uzan ya da olursa. İşte görüyorum gündemi milleti bak. Sattı, parselledi, bitirdiler, bıraktılar. Bu kadar. Bu mu gündeminiz abi? Yatı sattı, bitirdi, hiçbir şey koymadı, bitirdi. Abi birçok insan bunlardan bahsediyor. Hiç canım görmüyor musun herif? Satacak yer bırakmadı işte. Sattı, bitirdi her tarafı da. Peki memnun olan insanları da görüyorum ben burada. Ya, olabilir. Ne soruyorsa cevap olabilir. Ver olabilir. Çoğu yandaş, yalananlar. Muhakkak ki çoğu bankamatik kartı var onların. Önümüzde bir seçim var abi. Bir tahmininiz, bir öngörünüz var mı? Ne olur? Ya o kaybetti zaten. Gidecek ya. Kaybeder. Çok kaybetti zaten. Herkes biliyor onu ya.